Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni bir proje yönetimi yazılımından bahsedeceğim. Sitemizin adı zenkit.com. Bu siteye ilk girdiğinizde karşınıza bir YouTube videosu çıkıyor. Projelerinizi nasıl organize edebileceğinize dair bilgiler veriyor. Aşağı doğru indirirsem insanlar bu siteyle ilgili neler söylemiş, hangi özellikleri var gibi bir takım ifadeler görüyoruz. Biz sözü uzatmadan doğrudan içeriğine girelim. Fiyatlarını birazdan bahsederim. Giriş yapalım. Giriş yaparken Google hesabınıza girebilirsiniz, Facebook hesabınıza veya Trello'da bir hesabınız varsa Trello'daki hesabınıza girebilir. Hatta Trello'daki bütün proje kayıtlarını buraya doğrudan çekebilirsiniz. Benim hesabım, evet, ben girişimi gerçekleştiriyorum. Şimdi sayfaya girdiğinizde benim ilk girdiğimde şöyle bir durumla karşılaşmıştım. Bütün sayfadaki menüler, özellikle şu adımın yazdığı ve aşağıya doğru gelen menülerde bütün bilgiler Almancaydı. Bu bilgilerin İngilizceye dönüşmesi için ben şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Eğer siz de karşılaşırsanız böyle bir durumla, My Profile'a tıklayıp şurada Language yazan ifadeyi İngilizce, burası Almanca gözükür ilk başta, daha sonra gözüküyordu en azından bende. Buraya İngilizce çevirerek bütün menüleri İngilizce'ye çevirmiştim. Türkçesinin hazırlandığını öğrendim. Aslında bir yerde anlatma amacım da bu. Bu programın yakında Türkçesi de gelecek. Ve birkaç ilginç özellik var. Burada onları dile getirmeye çalışacağım. Peki, İngilizce olarak ayarladıktan sonra bu sayfamızı kapatalım. Bu siteye girdiğinizde Zenkit'in kendi yaptığı bir proje planı var. Bu yüzden şurası yine hala Almanca kalıyor ve Mars'a yerleşme ile ilgili yaptıkları projenin detaylarını buradan silemiyorsunuz. Ama siz kendiniz bir alan oluşturabiliyorsunuz, yeni projeler oluşturabiliyorsunuz. Burada Workspace dediği şu sol üst köşede bir menü var ki bu menüden çalışma alanları hazırlayabiliyorsunuz. Bu Workspace'ten kastettiği daha çok bizim PMI literatüründe program yönetimine karşılık geliyor. Birden fazla projeyi bir arada yöneteceğiz. Bu projelerin ilgili olanlarını bir program çerçevesinde topluyoruz. Örneğin ben bir çalışma alanı, bir program yaratmak istiyorum. Ne olsun bu programımız adı? Online eğitimler. Evet, online eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bunları hazırlayacağız. Bir workspace açıyorum. Bakın, online eğitimler diye bir workspace'imiz açıldı. Şimdi bunun içine projelerimi tanımlayabileceğim. Bu projelerden bir tanesi, aşağıya daha artı diyelim, bir collection. Burada collection bizdeki projeye karşılık geliyor. Daha detaylı açtığımda örneğin Udemy ortamında bir MS Project eğitimi organize etmek istiyorum. Başlatmak istiyorum MS Project eğitimi. Evet, Udemy MS Project sayfası açıldı. Açılır açılmaz yapılacak işler, şu anda progress'te olanlar, yapılanlar ve ekleyeceğimiz başka şeyler varsa buraya tanımlayabiliyoruz. Şimdi sağ üst köşede bir liste açılıyor. Bunlar farklı görünümler ve benim burada en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi şu mind map mantığı. Bir zihin haritası hazırlayabiliyoruz. Mind map'te buraya yine MS Project eğitimi yazayım ben. Yani MS Project eğitiminde neler yapmamız lazım? Öncelikle bir içerik hazırlamam gerekir. İçerik hazırlama. Bu bizim aynı zamanda iş kurulum yapımız haline gelecek. İçerik hazırladıktan sonra bunun ekran görüntülerini hazırlamam lazım. Tabii ki önce veya sonra önemli değil. Eğitim senaryosu kurgulamam lazım. Senaryosu kurgulanacak. Eğitimin kendisini çekmem lazım. Bir çekim yapmam gerekiyor. Çekimden sonra varsayın ki Udemy ortamına yüklemem gerekiyor. Udemy'ye yükleme diyelim. Bu kadar. Başka da son olarak da eğitimin yayınlanması. Evet. Bunlar ana başlıklarımız ki ben bunları istediğim gibi buradan şöyle şekilde değiştirebiliyorum. Yani yerlerini değiştirebiliyorum. İçerik hazırlarken bunun daha detayını hazırlayabilirim. İçerikte neler olacak? MS Project'in tanıtımı, bir tanıtım sayfası çekeceğiz. Başka neler hazırlayabilirim? Daha alt başlıklarda bir tane daha açtık. Tanıtım sayfasını da içine istersem açabilirim veya bunu buradan alırım. Şu içerik hazırlamanın içine yerleştirmek istiyorum derim. Bunu da şöyle birazcık kenara çekersek. Evet. Ha, bu da farklı özellikler de istersem yan tarafa açılıyor. Tanıtım sayfasının yanı sıra fonksiyonların tanıtımı olabilir. Üstteki genel bir tanıtım. Bu da fonksiyonların tanıtımı olsun. Peki, bunu kapattığımda
Bakınız şöyle birazcık uzaktan bakarsak bir zihin haritası şekline dönüştürmeye başladım proje planımı. Hatta şurada bir sayfam var ki burada da çok daha büyük bir projeyle karşılaşırsam neresine odaklanmak istiyorsam buradan ayarlayabiliyorum. Peki bu mind map'i hazırladıkça aslında neler yaratıyorum bir tarafta? Bakalım bir liste oluşturuyorum. Bakınız MS Project diye bir başlık var. Ana başlık bu root diyor zaten. İçerik hazırlama. Bunları tek tek puanlamış. Hatta tanıtım sayfasına dikkat ederseniz 1.1. Fonksiyonların tanıtımı 1.2. Yani iş kırım yapısı kodlarını da burada görüyoruz. Veya bir Kanban olarak bakarsak buna. Şu anda herhangi bir stage'de değil, ne yapacaksın diye soruyor. Ben bu tanıtım sayfasının altında yapılacak işleri daha küçük parçalara bölüp onu da istersem iş kırım yapısında burada yapılacak işler şeklinde yerleştirebilirim. Hatta fonksiyonların tanıtımını iki işi gerçekleştireceğim. Bunları bitirdiğim zaman biliyorum ki şu içerik hazırlama adımı bitmiş olacak. Onu da şu numaralarından takip edebiliyorum. Peki daha detaya girersek tanıtım sayfası ile ilgili neler var diye baktığımızda tanıtım sayfası şu anda hangi stage'de? To-do'da mı, in progress'te mi, done'da mı? Biz bunları arttırabiliyoruz. Hatta buradan in progress'e taşı dersem ve kapat dediğimde bakınız tanıtım sayfası in progress'e geldi. Başka bu tanıtım sayfası ile ilgili bir açıklama girebilirim. Açıklamamızda ise geçmişteki versiyonları tanıt. MS Project ile ilgili böyle bir tanıtım yapmak. Peki bunu da kabul ettirdim programa. Bir tarih atamam gerekiyorsa tarih atamak adına neler yapmam lazım? Şimdi bir başlangıç tarihi 17'sinde başlayacak bu iş. Saatiyle beraber bu saatte başlasın. Ne zaman bitsin? Gelecek hafta 23'ünde bitmiş olsun. Süresini ya da girmeyebilirim. Doğrudan süresini girebilir miyiz? Süre 3 gün sürsün diyebilirim. Peki bir hatırlatma isteyebilirim. Bir gün öncesinden haber versin veya bir gün sonrasında haber versin gibi seçenekler olabilir. Neyse bu haliyle kabul edelim, kaydet diyelim. İşte burada aşağıda tarihiyle beraber görmeye başlıyorsunuz. İş 3 gün sürecek. Peki bir takım elemanı atayabilir miyim? Kimi atayabilirim? Ben burada kendi adım var. Bir başka takım arkadaşımı buraya ekleyebilirim. Bir takım üyesi yazabilirim veya mail adresini yazarsam kendisine davetiye gider zaten. Artı hiyerarşi dediği de az önceki o iş kırım yapısındaki alt seviye. Hangi alt seviyede olduğunu gösteren bir yapı. Şimdi ilginç nokta şu. Buraya yeni özellikler ekleyebiliyorsunuz. Ve bu özellikler custom field diye geçiyor. Örneğin checklistler hazırlayabilirim. Bu işi yaparken şuna dikkat ettim mi? Bu hazır mı? Öğrendin mi? Yani MS Project hangi yıllarda yayınlanmış? Project Server tanıtım sayfasını yazarken bunlara dikkat et. Artı dediğim gibi yine ekleyelim custom fields'lar. Şimdi bu custom fields'lar çok çok ilginç işte. Başka yazılımlarda pek görmediğim özellikler var. Bir takım tekstler, number'lar, linkler girebiliyorsunuz tabii ki de. Ama aşağıda formüller girebiliyorsunuz. Özellikle ben bu aktivitede kaç adam saat çalışacağım, ne kadar sürecek veya ne kadar mal olacak? Buradan maliyetleri tanımlayarak o iş kırım yapısından yola çıkıp aşağıdan yukarıya bir toplama işlemi yaptırabiliriz. İşte bunları matematik olarak işin içine eklemek mümkün. Bu en güzel özelliklerinden birisi. Peki bunu cancel diyorum. Bu Kanban ortamında gördüğümüz yapıyı farklı ortamlarda görebiliriz demiştim. İşte bir liste halinde aktiviteleri görmek mümkün. Liste olarak bir şeyler dolmaya başlamış farklı ifadeler. Bir başka özellik bir tablo olarak görebiliriz. Bu tablonun üzerine de gerekli değişiklikleri yapabilirim. Hangi aşamada yapılmak seviyesindeyse bir taraftan da öbür ekranımızı, Kanban ekranımızı buradan güncellemiş oluruz. Ki istersem kaldırabilirim. Bir daha tıkladığında kalkabiliyor. Yine tarihler girilmiş. Kimin atandığı belli. Buradan da yine field ekleyebiliyorum. Böylece demin Kanban'da gördüğüm şey tablo üzerinde gözükmeye başlıyor. Takvim olarak görebilirim. Bu da ilginç bir özellik. Tanıtım sayfası ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Veya eğitimin yayınlanmasını ben hangi tarihte yapmak istiyorum? İşte 7 Mart'ta yayınlansın bu eğitim. Direkt takvim üzerine buraya yerleştirebilirim. 5
Mart'ta çekimi gerçekleştireyim diye tanımlar yapabilirim. Böylece projemle ilgili takibi farklı görsellerle gerçekleştirebiliyorum. Peki yeni bir eğitim eklemek istesem, şuradaki artıya basmam, online eğitimlerin içinde yeni bir collection açacağım. Bu sefer ne diyelim, online proje yönetimi eğitimleri. Onu da oluşturdum. Online proje yönetimi eğitiminde de buraya yeni özellikler ekleyerek devam edebilirim. Sol üst köşede MS Project'e bastığımda MS Project ile ilgili projemin detayları, proje yönetimi ile ilgili detayları görmek istersem, proje yönetimi detayları gözüküyor. Bu tabii bir programın içindeki, ben istersen birkaç program açabilirim. Mesela online eğitimlerimin içinde iki tane proje var. Yepyeni bir workspace açıp bambaşka bir proje grubu ile çalışacağım dersem, onları da burada oluşturmak oldukça kolay olsun. Yapacağımız iş ne olsun? Proje yönetimi outline'ı hazırla. Bu işi ne zaman yapmak istiyorum? Doğrudan takvime geçmek istiyorum bunun için. Proje yönetimi eğitimini hem kendime atamak istiyorum. Assigned ben. Tamam. Bunu da 6'sına atamak istiyorum. Güzel. Şimdi farklı iki projenin içerikleri var. Udemy'de Udemy MS Project'teki yapılacaklar var. Mart ayında. Şimdi güzel bir özellik var. Bu özellikten bahsedeyim. Eğer yukarıdan My Calendar'a gelirseniz, bu My Calendar'da benim farklı projelerde yapmam gereken işler olabilir. Onların hepsini bir grup olarak görebiliyorum. Yalnız bu ilk baktığınızda hemen karşınıza çıkmıyor. Şöyle bir şey yapmanız lazım. Sağ üst köşede takvimler var. Bu takvimlerde hangi projenin aktivitelerini görmek istiyorsanız buraya ekleniyor. Ben Udemy MS Project ile ilgili yapılacak işleri ve aynı zamanda online proje yönetimi eğitimi ile ilgili yapılacak işleri eklemek istedim. Böylece ikisini şurada Ocak 2019'a geldik. Birazcık aşağı doğru gidelim. Evet, şurada bir tanıtım sayfası var. Bakınız bu mavi gözüküyor. Şuradaki mavilik ve diğeri de kırmızı ya da işte bordo gözüken bir renk. Yan tarafındaki bir ifadeyle. Fakat bunu da istersem değiştirebiliyorum. Şuradaki options'a gidip şuradaki item size'ı büyütürsem eğer, böylece hangi aktivite, hangi projenin görmek mümkün oluyor biraz daha rahat. Programın bir takım ek özellikleri de şu şekilde. Mesela kendi kendini tekrar eden, KMS Project'te biz buna recurring task, yinelenen aktivite deriz. Böyle aktiviteler de tanımlayabiliyorsunuz ama bu ücretli bir fonksiyon. Eğer programı satın almak isterseniz neler size ek olarak gelecek? Önce kişisel olarak kullanabilirsiniz, ücretsiz. Ve oldukça geniş bir kullanım imkanı var. İstediğiniz kadar collection, proje açabilirsiniz. 5000 tane item girebiliyorsunuz. 5000 itemde bir hayli fazla yapılacak aktivite sayısı. 3 GB'lık attachment ekleyebiliyor musunuz? 5 üyeye kadar iş atayabilirsiniz. Workspace açabileceğiniz, bu evet birazcık sınırlı, program yönetimi için konuşmuştuk ya. 5 tane program tanımlarsınız ama içinde İstediğiniz kadar proje açabilirsiniz. Takvimde 20 tane collection'ın, bu da önemli, bilgilerini görebiliyorsunuz. Ve cep telefonundan onay gelerek sisteme girmek diye iki faktörlü authentication onaylama işleminde yine free özelliğin içinde. Ama ayda $9 öderseniz bu değerler daha da artıyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Kurumsal olursa daha farklı özellikler geliyor. Bunun için de kurumla irtibata geçmenizi önermişler. Bu noktada tamamen siz ve kurumunuzun karar vereceği bir şey. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta projenin içinde o iş kırılım yapısı. O iş kırılım yapısı çünkü hayati bir şey. İşte bir zihin haritası hazırlama ve buradan yola çıkarak yapılacak işlere kadar inip ve bunları takip ederek tabii ki bir projeyi yönetmek. Bu güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Onun için bu zenkit.com'u tavsiye ediyorum.